بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وصلى الله على من ارسله رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين Bugün inşallah sabit fiyat veya devletin sabit fiyat koyması ile ilgili bilgiyi paylaşacağız. Devlet çarşıya, pazara, eşyalara sabit fiyat koyabilir mi? Fiyatları sabitleştirebilir mi? Bununla ilgili hadisi şerifi ve onun üzerine bilgi ve duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşacağız. Pazar yerleri ayrı bir dünyadır. Herkes malını pazarlamanın değişik üsluplarını bulur. Kimi eşyaları öyle bir dizer ki seyredesin gelir. Cazibiyeti artırmak için. Geçen gün bir yerde gördüm kitap sıralamışlar. Bizim dikkatimizi kitaplar daha çok çıkıyor. Kitapları birisini böyle İkincisini biraz sağa biraz sağa biraz sağa yukarıya kadar döne 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 öyle bir yığın olmuş ki o düz dursa dikkatini çekmez ama e, öyle bir kuleye benzemiş ki ister istemez dikkatini çekiyor. Kimisi eşyaları öyle yığar. Kimisi öyle bir cayırtı koparır ki yani ne, ne, ne yapıyor ne diye yapıyor. mutlaka bakasın gelir. Bazen de çok cazip pazarlama şekilleri buluyorlar. Adamın bir tanesi bağırıyormuş sermayeyi sermayesi eriyen bu adama acıyın alın alın falan filan ceyirtiyor gürültüyü koparıyor ya ne oluyor bu adama diyor bakıyorlar meğer adam buz satıyormuş Buz sata buz satarken bir taraftan şıp şıp eriyip damlıyor sermayesi eriyen bu garibana gelin bu alın vesaire edin diye o öyle yolunu bulmuş öyle pazarlıyor herkes dikkat çekici bir üslup bir sistem buluyor ona göre pazarlar canlanıyor ve şenleniyor. Kimisi öyle bir yani nereden gelmiş, nereye gitmiş, ne kadar detay biliyor. Şöyle var, şöyle vitamin var, şu bilmem ne var, şu şöyle var, şöyle protein var, bilmem ne var. Ne ararsan var da var da var. Öyle pazarlıyor. Ama orada asıl ne? Hırslar ile, kazanma hırsı ile yani ihtiyaç giderme hırsı birbiriyle yarışır birinci derecede de hem müşteri için hem de satıcı için kazanma hırsı vardır. Müşteri daha ucuza almak için çalışır. Satıcı da daha iyi kar edebilmek için çalışır. Kendiliğinden bu anlayış, iki anlayış, bir de diğer satıcılarla bu satıcılar daha fazla mal satabilmek, daha fazla gelir elde edebilmek yarışına girerler. Bu mücadele inanın çok garip bir mücadeledir ve kendiliğinden pazarın dengesini kurar. Hiç müdahale etmeseniz kendiliğinden pazar dengesi kurar. Bir, maliyetler tesir eder. Arz talep diyoruz. Yani ihtiyaç gidermeye çalışanların çokluğu veya üretenlerin çokluğu piyasaya tesir eder. Ama onlardan öte nedir? Satanın kazanma duygusu, Alanın da kendisi kazanmak, diğer ifadeyle ucuza alma duygusu, satıcıların daha iyi fiyat koyayım de daha çok müşteriyi ben celbedeyim şeklindeki arzusu ve isteğe, buna diğerlerini de ekleyiniz. Pazarlama kabiliyeti, dediğim gibi güler yüz, tatlı dil, doğru bilgi, iyi yönlendirme, İçten davranış ve benzeri yan yana getirirseniz, pazarda organize edilmeden, kendiliğinden organize olan müthiş bir mücadele vardır. Ve bu mücadele tabiattaki mücadele gibi, gibi pazarı dengeler. Tabiattaki mücadele organize midir değildir. Beşer tarafından organize edilmemiştir. Ama Cenab-ı Allah organize etmiştir. Nerede ne var? Hangi hayvan ne işe yarıyor? Şu ve benzeri şeylere bakıyorsunuz tabiatta kendi arasında bir dönüp dolaşan bir dünya var. Daha önce akide ile ilgili ayetleri paylaşırken bir şey söylemiştim. Morrison Delilleri diye bir kitap vardır. Küçük kitapçık şeklinde bir zamanlar dağıtılırdı. On kadar Morrison'un dünyanın tesadüf üzerine kurulu olamayacağını ifade eden delilleri vardı. Hatırladığım kadar birincisi tombala taşıydı. Tombala taşı şöyle. Diyor ki 10 tane birden 10'a kadar tombalayı bir torbanın içerisine koysanız ilk çekişte bir numaralı taşı çekebilmek ihtimal olarak onda birdir. Onda bir ihtimalle biri çekersiniz. Pekala biri yeniden içerisine attınız, torbayı çalkaladınız. Şimdi Önce 1'i çekeceksiniz, ikinci çekişte de 2'yi çekeceksiniz. Bu ihtimal %1'dir. %1 çekebilirsiniz. Devam ediyorum. Tekrar attınız, tekrar karıştırdınız. Şimdi önce 1'i çekeceksiniz, sonra 2'yi, sonra 3'ü. Ne kadar zorlaştığını düşünün. Bu binde 1'dir. Sonra 10 binde 1'dir. Sonra giderek 10 binde, 100 binde bir ihtimaller çıkar. Tekrar ediyorum. 10 tane taşı çekebilmek peş peşe, 100 binde bir mi, milyonda bir mi ne ihtimaldir? Büyük ihtimalle milyonda bir hesap etmek lazım. Şimdi büyük ihtimalle milyonda bir ihtimaldir 10 tane tombalı taşını çekebilmek. Arkasından diyor ki, 10 tane taş budur netice itibariyle. 1, 2, 3, 4 yazan yani binde bir, milyonda bir ihtimal ise bu kadar özellik ve bu kadar güzellik nasıl yan yana geliyor da bu ihtimallere, tesadüflere bağlı oluyor diye bir şey var. Ama asıl anlatmak istediğim şu. O diyor ki, dünyada yeryüzünde yeryüzünü yaratan harik öyle bir nizam kurmuş ki buna akıl sır ermesi mümkün değil. İnsanlar yaşadıkça hissediyorlar. Bunun örneklerinden birisini veriyor. Orada 10 tane birisini sezdikler şey diyeceğim. Avustralya'da oraya gidiyorlar ilk önce. Oraya yerleşince oraya fasulyeydi, mısırdı, buğdaydı gibi mahsulleri de götürüyorlar. Mahsulleri ekiyorlar. Çevresini çitle çeviriyorlar. Niye? Hayvanlar girmesin, yemesin diye. Bu çitler diyelim ki oradaki yabani hayvanların çoğunu engelliyor. Ama kanguruyu engelleyemiyor. Kanguru Amerika'da yok. Onların hesabında da yok. Kanguru bir zıplıyor, çit ne kadar yüksek olursa olsun hop içeride. Ondan sonra fasulyelerin canını okuyor, mısırları da götürüyor. Ne yapalım, ne edelim? Bu yükseklikle pek kurtulmuyor. Çevrede herede maymunlar varsa, Mekke-Medine arasındaki, Umre'ye gidenleriniz görmüştür. Mekke-Medine arasındaki yolların iki tarafında da tel örgü var. Bizde otobanlardaki gibi, bizde otobanlarda ne vardır? Kenarlarda bariyerler var. Otobara oradan hayvan giremiyor. Ama orada bariyerler yetmiyor, tel örgü de var. Tel örgüler develerin girmesini engelliyor eşeklerin, sığırların, koyunların, keçilerin hepsinin girmesini engelliyor. Otoban kaymak gibi kayıp gidebilirsiniz. Ama engelleyemediği bir hayvan var. Çoğalmaya başladı. Maymun. Maymunlara sökmüyor. Maymunlar üstelik telde yaylanıyor yaylanıyor. Kendine neşe ediniyor. Onu bir fırlıyor tak içeride. İçeriden tak bir daha dışarıya. Dışarıdan içeriye. Bir de ona oyuncak ediniyor. Yan yana köprüler var ya, köprünün o demirinde sallanıyor, bir fırlatıyor kendini, öbür de köprüye. Öbür fırlatıyor, beri köprüye. Neşe kaynağı ediniyor oraya. Maymunlara sökmüyor. Maymunlar yolun kendine doluşuyorlar, gelip geçenden muz istiyorlar. Muz, elma ne verirsen, iyice de alışmışlar. Belli bir bölge var, onlara maymun ikaz işareti koymak zorunda kalmışlar. Maymunlara tel örgü sökmüyor. Onlar gibi kangurulara sökmemiş. Ne yapalım, ne edelim? Neden yani şöyle olarak duvar sökmüyor, şu sökmüyor, bu sökmüyor, tırmanabiliyor da bu, bu sefer. Ne yapalım, ne edelim diye düşünürken birisinin aklına geliyor. Diyorlar ki burada arazi geniş. Dolayısıyla fazla yer kapması da sakınca değil. Biz diyorlar burada kaktüs yok. Ne yapalım? Amerika'dan buraya kaktüs getirelim. Kaktüsten bir duvar oluşturalım geniş bir araziye de diyelim ki eni 1-2 metrede bir kaktüslük olsun böyle çit gibi bahçenin kenarında haliyle kaktüsü diyorlar ne yapamaz geçemez. Bu kadar şeyin üstünden atlayacak değil, bu kadar eninde olursa da geçebilecek değil. Biz böylece tabi bir duvar oluşturmuş oluruz. Kaktüsü getiriyorlar. Gerçekten bekledikleri oluyor. Kaktüs anormal bir şekilde hızla büyüyor. Çit oluşturuyor kangurulardan kurtuluyorlar. Ancak yeni bir şey ortaya çıkıyor. Kaktüsler durmadan azıyor. İşgal devam ediyor. Kaktüsü önleyemiyor. Ne büyümesini ne genişlemesini önleyemiyorlar. Ya bu Amerika'da böyle olmuyor. Niye burada böyle oluyor diye çılgına dönüyorlar. İnceleme. Masaya onu da yatırıyorlar. Meğer Amerika'da kaktüsleri yiyen bir kurtçuk varmış. Kaktüslerin aşırı çoğalmasını önlüyor tutuyorlar, kurttan getiriyorlar bu sefer. Kaktüslere salı veriyorlar. Kurtlar kaktüslere bir dadanıyorlar. Allah kaktüslere hallaç gibi bitiriyor. Bitirmesine seviniyor çünkü başlarına büyük iç açmış. Bitsin diyorlar. Ama bu sefer bir kurt hem çok büyüyor hem de çoğalıyor. Evlere mevlere kurt işgal ediyor. Şimdi kaktüse maktüse her taraf tiksintiyle doluyor. Evler, bacalar, her taraf bilmem ne yapacağı diye çırpınırlarken kaktüs bitiyor. Kaktüs bitince o hayvanlar da bir tek kaktüs yiyorlarmış. Yiyecek kalmayınca pata patır kurtlar dökülüp ölmeye başlıyorlar açlıktan. Böylece kurtuluyorlar. Yeniden. Sıfırdan ama başa dönüyorlar. Şimdi bunu anlattıktan sonra biz bilmiyoruz. Birçok şeyi de bilmiyoruz. Ama tabiatın içerisinde o yeni daha sonra onu öğrenmişler zaten. Getireceklermiş, getirmeye ihtiyaç var. Bu kuşu, bu kurtçuklarla beslenen bir de kuşlar var. Onu getirseler de başlarına ne çıkacak da Allah biliyor. Ama netice itibariyle kurtlar onlara dünyayı dar etmeyi başarmışlar. Kuşlar azaldı mıydı ne oldu bilmiyorum. Bundan birkaç yıl evvel Anadolu yakasında Elmalı Barajı'nın kıyısına gitmiştik. Mevsim zannediyorum Mayıs aylarıydı. Yani baharın yaza butuştuğu yerde, ağaçların yemyeşil olması gereken devirlerde o oturduğumuz yerin çevresinde yaprak diye bir şey yoktu. Niye? Kurtçuklar bitirmişler yaprakları. Ağaçlardan aşağı pat kurtçuk damlıyor. Mutlaka kuşlarda bir sıkıntı vardı. Sonra ne oldu bilemiyorum ama biz ağaçlardan gölge mölge yoktu. Hava da çok gölgeye ihtiyaç duyuran bir şey değildi. Ağaçlardan uzağa oturmak zorunda kalmıştık. Bunun gibi hayatın içerisinde kendine ait bir denge vardır. Mevla yağmuruyla, suyuyla, hayvanlarıyla, ağaçlarıyla, bitkileriyle, küçük büyük varlıklarıyla böyle bir denge kurmuştur, devam eder gider. Buna ne kadar az müdahale ederseniz o kadar hayırlı iş işlemiş olursunuz. Hatta bozduğunuzu yapmalısınız ki bu denge devam etsin gitsin. Bunda insanlık için ve bütün canlılar için hayır vardır. Çarşı da bir boğuşma dünyasıdır. Üreten insan ürettiği balı satmaya getirir. İhtiyacı olan insan onu oradan almaya çalışır. Herkes de kendi menfaatini korumaya gayret eder. Bir taraftan da rekabet devam eder. Haliyle. Bunun dönüp dolaştığı bir dünyadır çarşı. Ayrıca pazarlarken insanlar garip şeyler de söylerler. Garip şeyler söylerken kimisi gülünecek şeydir. Yılda üç ay durulan bir yaylada birisi bağırıyor. Birinci satış yeri İstanbul Cağaloğlu. Köylü Cağaloğlu nereden bilir ben de bilmiyorum. Ama köylü bağıran köylü. İkinci satış yeri Ankara Mamak. Hakikaten satış yeri midir onu da bilmiyorum. Üçüncü satış yeri burası, burası diyor yıkıyor ortalığı. Şimdi şeyler derken çimenlerin üstüne bir şey sermiş, onun üstüne de sebze, meyveler de koymuşlar, On, onları satıyor. Herkesin bir satış dünyası var. Bunların yarıştığı bir yer. Bunu da aynı şekilde kendi haline bırakmak doğru olan bir hadisedir. Müdahale edilmemelidir gerçekten insanlığın ve insanların kendi milletinin hayrını düşünen İslami bir devlette de devlet reisine düşen vazife pazara müdahale etmemektir. Güçlü tüccarların müdahalesini de engellemektir. Günümüzde de sık sık dile getirilir. Tekele mani olunmalıdır şeklinde dile getirilir. Bunu ister ama yine de İslam'ın istediği hürriyet çarşı ve pazarda ne yazık ki bugünün şartlarında yoktur. Belli mallara müdahale vardır. Ne yazık ki güçlü tüccarlara da her şeyle Allah rızası gözetilmediği için, menfaatte ön plandığı için çok defa devlet engel olamaz. Aksine güçlü tüccarlar ne yazık ki devlete müdahale eder, şekillendirirler. Birçok kararı kendi lehine çıkarttırabilirler. Hala bu çark böyle dönüyor eskiye göre azaldı. İnşallah giderek yok olur. Böyle bir fırsat ve böyle bir zemin verilmez. Şimdi haliyle piyasaya kirli ellerin, kötü niyetli zihniyetlerin müdahalesi durdurulmalı. Bir daha kirli niyet taşıyacak insanlar elleri uzanamayacak bir hale getirilmelidir. Bunun üzerine çok konuşuruz ama ilk önce biz hadisimize doğru ilerleyelim. Bu manada Ebu Hureyre ve Enes radıyallahu anhuma'dan gelen rivayetler birbirine yakındır ve aynı hakikati vurgularlar. Şimdi Enes'in anlattığına kulak veriyoruz. İnsanlar Resulullah'a, ya Resulullah fiyatlar yükseldi bizim için yeni bir fiyat koy dediler. Fiyatlar yükseldi derken yani günümüzdeki gibi enflasyon yoktur. Bazen enflasyon olmayan yerde de fiyat yükselmesi olur. Ne yazık ki enflasyonun temel sebeplerinden bir ta tanesi nedir? Faiz belasıdır. Faiz belası piyasayı durmadan boş bir şekilde hani ekmeklerin kabarması gibi, içerisine puf üflenmesi gibi boş bir şekilde kabartır. Ama yine de fiyatlar yükselebilir. Bazen insanların geliri bu yükselmeye sebep olabilir. Yani gelir fazlalığı öyle diyelim. Ama daha çok buna ne sebep olabilir? Mal azlığı sebep olabilir. Özellikle de gıda ürünü diyorsak daha çok ne sebep olur? Kıtlık sebep olabilir. Bu hadisenin kıtlık sebebiyle olduğunu biz biliyoruz. Mal üretim az olmuştur. Dolayısıyla kıtlık sebebiyle Mallarda fiyat yükselmesi olmuştur. İnsanlar da Peygamber Efendimize gelerek ya Resulallah pazarda malzemeler işte meyveler, sebzeler çok pahalandı. Bizim için bir fiyat koy. İnsanlar da ona ittiba onun satsınlar demişlerdir. Onların bu talebi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnallaha huvel musayyir. Musayyir ne demek? Fiyat tayin edici demek. Siyar, fiyat demektir bizdeki. Huvel musayir. Fiyatları Cenab-ı Allah koyar. El kabid el basit odur. Nasıl tercüme şimdi? El kabid nedir? Yani e, burada malları sıkan demek. Yani kıtlığa sebep olan. Bir malın üretimi az yani az olmuşsa yine yani Cenab-ı Allah'ın takdiri çerçevesindedir. Mal ve ürün bolluğu da öyledir. Bazen garip bir şekilde yani dünyada öyle döner şey olarak. Nedir şunu söyleyeyim. Bir sene bak bakmışsınız piyasada sarımsak yok. Sarımsak müthiş bir fiyattır. Öyle sarımsak ekenler o sene kazanmıştır. Ertesi yıl bilin ki sarımsak ucuzlayacaktır. Ama takdir yer insanlar o gözle bakmazlar. Yine herkes neredeyse anlaşmış gibi bu sene sarımsak çok fiyat etti. En iyisi biz soğan ekmek yerine patates yerine tarlaya sarımsak ekiriz. Bir bakmışsınız herkes sarımsak ekmiş. Herkes sarımsak ektiği için bu sefer sarımsak ucuz olur. Böyle bir şey vardır. Haliyle piyasada bir şeyi eksilten, azaltan, şöyle eden, böyle eden, piyasayı bollaştıran veya darlaştıran demek yani belki burada e, el-Kabıt piyasayı darlaştıran, malı darlaştıran veyahut da bollaştıran şüphesiz yine Cenab-ı Allah'tır. Er-Razzak canlılara rızık veren de odur. Ve inni le arcu en elqallaha ve leysa ahadun minkum yutaribuni bi mazlumetin fi demin ve la malin diyor Allah Resulü. Ben Allah'ın huzuruna şöyle çıkmak istiyorum. Üzerimde sizden hiçbirinin hakkı olmasın. Allah'ın huzurunda birisine zulmederek, haksızlık ederek, ne can konusunda zulmederek ne de mal konusunda zulmederek Rabbimin huzuruna çıkmak istemiyorum. Rabbimin huzuruna çıktığımda üzerimde bu şekilde bir hak olsun istemiyorum diyor. Fiyatlara müdahaleyi bu şekildeki bir haksızlık haliyle yersiz bir müdahale olsun istiyor. Bu hadisin bir başka rivayetinde devamında bırakın Cenab-ı Allah insanları birbirinden rızıklandırsın diyor. Şimdi kimsenin sarımsak ekmediği bir devrede sarımsak ekmeyi başaran bir insan mesela takip edip şöyle yapsam daha bir insan bu yaptığıyla ne yapsın? Fazla kazanan insan olsun. Veya hatta şu şöyle olsun. Piyasayı kendi haline bırakın. Bu şekilde cereyan etsin, gitsin diyor. Peygamber Efendimiz kıtlık yılı olmasına rağmen, fiyatlar artmasına rağmen piyasaya müdahaleyi doğru bulmuyor ve bu şekilde müdahale etmeyeceğini söylüyor. Şimdi insanlar yani hale çıktı. Daha sonra günümüzdeki devletler bazı mallara piyasaya müdahaleden ziyade şöyle yapıyor. Diyelim ki zeytin üretilmesini teşvik ediyorsa üreticilere ayrıca devlet desteği veriyor. Veya buğday üretilmesini istiyorsa onlara devlet desteği veriyor. Herhangi bir malı teşvik ediyor ve benzeri. Bunlar teşvik etme bölümü ayrıdır ama sınırlama veya üzerine nar koyma dediğiniz fiyat, sabit fiyat koyma ayrı bir şeydir. Sabit fiyat koydunuz. Dediniz ki mesela en lüzumlu ne diyelim buğdayı. Buğdayı şu fiyattan satacaksınız. Ya insanlar o fiyata mal edemiyorsa ne olacaktır neticede ekmeyecektir. O ekmeğince ne olacaktır? Zararı millet görecektir. Bu sefer ithal buğdaylar gelmeye başlayacaktır. Haliyle ithal buğday içtekine zarar verecektir. Bu ve benzeri yani hadiseler sebebiyle Allah Resulü ne izin vermiyor? Fiyatların sabitlenilmesine izin vermiyor. Bazen bol olacaktır. Ne olacak? Bol olacaktır. Fiyat kendiliğinden inecektir. Az olacaktır, çoğalacaktır. Şu mal var olacaktır da diğer olmayacaktır. İnsanlar da ona göre takip etmeli. Bu sene ne bolsa ondan yemeği tercih etmelidirler. Ama insanlar giderek maddi imkan çoğalınca biraz çeşni de değişiyor ama şöyle diyelim. Yani bir meyvenin, bir sebzenin en iyi yeneceği zaman, gıda olarak yani gıda değer olarak yeneceği zaman en bol olduğu zamandır. Domates hangi mevsimde en bolsa o domatesin asıl mevsimi demektir. Haliyle o mevsimde domates yemek daha doğrudur. Feren meyvenin mevsimi en bol olduğu zaman demek ki onun daldan olgunlaşıp piyasaya geldiği zaman demektir. O zaman yemek daha doğrudur. Kestanesi böyle, fasulyesi böyle, nohudu böyle, pirinci böyle ve benzeridir. Dolayısıyla bu devrelerde almalı. insanlar tüketici olarak, şimdi adımız tüketici oldu ya durmadan tükettiğimiz için. Yani insanlar ihtiyaç sahibi olan insanlar bu mevsimleri takip etmeyi bilmeli. İnsanlar diğerleri satıcılar buna göre tanzim tertip etmeli. Malını piyasaya buna uygun olarak getirmeli. Veya malının Farklı şekillerde depolanması mümkünse bu depolanmaları yapmalı. Nasıl kayısının kurutularak depolanması gibi, fasulyenin kendiliğinden depolanabilmesi gibi, fasulye derken tazesi değil ya daha depolanabilmesi gibi, e, kurutulamayan malların o şekilde, bazı malların su haline getirilerek yani domates suyu gibi, salça gibi, ondan sonra üzümlerin veya dutların, Bizde çok yaygın değil ama armut pekmezi, bizim orada en çok armut pekmezi yapılır. Yani Anadolu'da en çok neyin pekmezi olur? Üzüm pekmezi. Sonra giderek ne yayılmıştır? eski Eskiden insanlar dut pekmezi bilmezlerdi. Dut pekmezi giderek yayılmıştır. Armudun elmanın da pekmezi olur bilesiniz. Ee, bazen de ne gibi? Şalgam gibi suyu bol olur. Kısaca bunlar saklanabilir hale döndürüyorlar. Bu sefer senenin neredeyse bütününe yayıyorlar. Veya turşu yapmak gibi bütüne yayıyorlar. Bu çareleri aramalıdırlar. Haliyle piyasayı serbest bırakırsanız tekrar ediyorum. Kimisi şimdi satar. Kimisi depolar satar. Kimisi suya çevirir satar. Kimisi salçaya çevirir satar. Kimisi bekmeze çevirir satar. Kimisi turşuya çevirir satar. Kimisi konserveye çevirir satar. Böylece farklı bakış, farklı değerlendiriş zemini imkanı ve fırsatı bularak malzemesini ürününü neredeyse bütün yıla yaymanın, satmanın, gelir elde etmenin yollarını ve usullerini bulur. Fiyatlar yani piyasada yani elbette ki artabilir de yani düşebilir. haliyle yani piyasada kendini buna göre dengeleyebilir. İnsanlar bu konuda hür niyetli ve hür düşünceli olmalıdırlar. Bu yüzden dolayı yani birçok insanlar bazen İslamiyet'i suçlayabilmek için İslamiyet de kapitalisttir. Çünkü pazarı kendi haline hür bırakın diyor. Hür bırakılan pazar azgınlaşıp insanlar zulmeder hale gelir. İslamiyet pazarı bütünüyle hür bırakıyor. Daha çok hür bırakıyor veyahut da tamamıyla öbür taraftan bakarsan hür bırakmıyor söyleyeceğim kapitalist zihniyetin pazarı hür bırakması nedir? Şöyledir. Bırakın kazansınlar, bırakın yapsınlar. Bu kapitalizmin şeyidir. Kendi sloganıdır. Bu sefer pazarı bu şekilde hür bırakırsa ne oluyor? Misal olarak söylüyorum birkaç yıl evvel yaptıkları için. Pirinç üreticileri el ele veriyorlar. Pirinçleri depolara bir çekiyorlar. Piyasada pirinç kalmıyor, pirinç fiyatı artıyor. Ondan sonra kademe kademe piyasaya pirinç sürmeye başlıyorlar. Bu şekilde hür bırakırsan bu da bir hürriyet şekli satıcıları ama bu nedir? Belli insanların pazarın hürriyetini kısma çabasıdır. Devlet tam hürriyeti sağlamak için bu insanlara baskı yapacak. Bu taraftan bakarsan elinde güçlü üretim malzemesi olan tüccarlara baskı baskıdır. Ama çarşının hürriyetini kazandıran bir baskıdır onların çarşıya başkasını önleme baskısıdır. Bununla devlet mücadele etmek zorundadır. Yani kendi müdahale etmediği gibi çarşıya, pazara başkalarının müdahalesinde, güçlü tacirlerin müdahalesinde önlemelidir. Piyasada bunun için ihtikar dediğimiz depolama, kara borsacılık caiz değildir. Depolamayı şayet mevsime yaymak için yapıyorsan caizdir. Ama piyasada fiyat şişirmesi, patlama, kabartması için yapıyorsan, suni yokluk meydana getiriyorsan caiz değildir. Daha ziyade kara borsacılıkta niye denilir? Bir malın kendi değerinden daha fazla değere çıkmasını sağlamak için yapılan depolamaların adıdır. Bu nevi depolamalara bu nevi piyasayla oynamalara ne mani olmalıdır? Devlet mani olmalıdır. Bütün bunlara mani da, çarşıyı kendi haline bıraktığınızda bu tam hürriyettir. İslam'ın istediği hürriyettir. Bırakın yapsınlar, bırakın kazansınlar değil, bırakın adilce yapsınlar, birbirlerine zulmetmesinler, müdahale etmesinler, kazandıklarını helalinden kazansınlar anlayışı İslam'ın anlayışıdır. Bu kapitalizm değildir veya fakirleri koruduğu için fakirleri korumak, kollamak, onlara zekat vermek, sadaka bulunmak, ellerinden tutmak sosyalizmde değildir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın az dünya malıyla yetinme arzu ve kararlılığı da sosyalizmle ilgisi yoktur. Müslümanın kendine seçtiği hayat tarzıdır ve üslubudur. İslam hukukunda ne Ebu Zer'in seçtiği o başımda gölge yapacak bir damım sütünü alacağım, istifade edeceğim iki davarım olsun anlayışında İslam'da yeri vardır. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh gibi binlerce insana yardım eli uzatabilecek, dağıtabilecek, yüzlerce insana iş sahası temin edebilecek ve nice cihadın finansını sağlayabilecek o güç ordusu, devlet ordusunun da İslam'da yeri vardır. Bu ikisinin arasında insanlar dilediği hayat tarzını helalinden kazanmak, Allah'ın hakkını, rızkı veren hakkını unutmamak, insanların elinden tutmak, azim ve kardeşliği bozmak şartıyla dilediği hayat sarısını seçebilirler. İşte hürriyet denilen asıl şey de nedir? Budur. Böyle olmalıdır. Şimdi burada aklımıza bir şey daha geliyor. Pekala, İslam'da kar haddi var mıdır? Varsa ne kadardır? fiyat koymayacağımıza göre pekala kar haddi var dersen şu kadar koymalısın dersen bu belli oranda nedir? Fiyat koymadır. Veya fiyata müdahaledir belli oranda. İslam'da kar haddi mutlaka vardır, olmalıdır. Büyük ihtimalle bu da yüzde yirmidir. Yüzde %20 yirmi geçmemelidir anlayışı dillerde dolaşıyor. Bizlere soruluyor. Böyle değil mi diye de soruluyor. Yani önce karar veriyorlar sonra bize soruyorlar. Böyle değil mi diyor. Niye? Bunu söyleyenlerin yüzde doksanı iyi niyetli insanlardır. İslam için iyi niyetlidirler. İslam merhamet dinidir. İslam hayır dinidir. Dolayısıyla aşırı karları normal görmez. Yüzde yirmilik kar da iyi bir kardır. Dolayısıyla bu civarda olmalıdır şeklindeki bir anlayış da bunu söylüyorlar. Doğru ama bu anlayış doğru değil. Niyet doğru, anlayış doğru değildir efendim. Niyet doğru. Demin ki dediğim gibi inanın kendi haline bırakınız. Fiyatları da piyasa kendi tayin eder. Karları da kendi tayin eder. Bu kar bazen yüzde elli olur, altmış olur, yüzde yüz olur. Bazen yüzde bir, iki, üç, dört, beş de olur. Piyasanın durumuna göre. Söyleyeceğim şimdi. Mallar şayet sürüm yapabilen bir mal ise genellikle kar haddi düşüktür tutularak, sürüm çok yapılarak yine insan kazançla çıkar. Ama bu maldaki bu sürüm çokluğuyla ve miktarıyla kişilere yetiyorsa, kazanç olarak yetiyorsa böyle olur. Ama nadir satılan bir mal, hele de fiyatı düşük bir mal ise, yani diyelim ki 10 kuruşluk bir mal düşününüz. Yüzde yirmi kar olsun. Kaç kuruş kazanacak? 2 kuruş. Bir de az satılıyor. Veya çok ihtiyacı insana ihtiyacı olan bir mal değil. Kimse satmaz. Onunla mı uğraşacağım? Satacağım satacağım bir ayda bana getirecek 2 lira. 2 lira getirmek için bu malı rafa bile koymam der bu sefer. Özellikle bu ucuz mallarda sıkıntı olur. Bu yüzden ucuz mallardaki kar haddi yüksektir kendiliğinden yüksektir. Söyleyeceğim şimdi. Misal vereceğim. Çatal iğneye ihtiyacınız oldu. Çatal iğneyi beş tanesini birbirine tutturuyorlar. Bir liraya satıyorlar. Çatar iğnenin maliyeti beş kuruşu geçeceğini, beş tanesinin beş kuruşu geçeceğini zannetmiyorum. Hadi on kuruş deyin. Kaça satıyor diyelim ki bir liraya satıyor. Bazen daha pahalı. Kaça satıldığını bildiğim için söylemiyorum ama böyledir genellikle birbirine, irili ufaklı şöyle bir halka birbirine takılır. Diyelim ki 5 tanesi 1 liradan satıldığını düşünün. Maliyeti 10 kuruştur, satışı kaç kuruştur? 1 liradır. Kar kaç katı? 10 katı. Pekala, bunu 10, 10 kuruşa mal ediyorsa, diyelim ki 15 kuruşa satmalıdır bu kadar derseniz adam satmaz o topluyunu. Veya o kancayı. Veya o firketeyi Değişik isimleri var. Yani şey olarak Çatal iğnenin kaç adı var? Benim bildiğim çatal iğne var. Ganca adı var. Firke de adı da var. Başka da vardır muhakkak yani. Benim bilmediğim de vardır. Satmazlar. Yine devam ediyorum. Bir yere vardınız. A4 kağıdı lazım oldu. Direkçe yazacaksınız. Acil de. Girdiğiniz bir kız satıcı. Yani iki tane A4 kağıdı aldınız oradan. Birisini direkçe yazacaksınız. Öbürü birinciye bir şey olursa Yedek dursun diye aldınız. Tamam. Ona kadar şey olur. Ona o bozulursa ona yazacaksınız. Kaç kuruştan alacaksınız? En az 10 kuruş, büyük ihtimalle 25 kuruştan alacaksınız. Halbuki topunu alsanız kaç para? Şimdi 6-7 liradır herhalde. Tam bilmiyorum. Bilen var mı? Bilmiyorum ama 5 liraydı. Yükselmiştir epeydir. Almıyoruz. 6-7 lira. İçerisinde 400-500 tane bulunuyor. 10 lira diyelim ve 500 diyelim. 10 lira ise fiyatı ve içinde de 500 tane varsa tanesi kaç kuruşa gelir? 2 kuruşa. 2 kuruşa olan A4 kağıdını siz kaç aldınız? 25 kuruşa. Kaç katı? 12,5 katı. Ve benzeri bir fiyatı aldınız. Pekala yani bunu %20 karla satan satamaz derseniz adam A4 kağıdı bulundurmaz. Siz de dilekçe yazamazsınız. Onunla mı uğraşacak yani millet yani şey olacak. Bunun gibi olan konularda, nice konularda özellikle ucuz olan mallarda piyasada yokluk çekilir. Hiç kimse ona verdiği 5 kuruşu veya 10 kuruşu diyelim ki 25 kuruşu büyüksemez. O anda o ciddi bir ihtiyaç gideriyordur. Bunun gibi daha önce kibritler, şunlar bunlar yani maliyeti çok ucuz olan, kendisi de ucuz olan nice eşya yani daha fazla büyük karla satılır ama büyük karda getirme çünkü onun yani nedir 25 kuruşları toplasan hepsi kar olsa ne olacak? Ama onu bereket için, müşteri celbetmek için dükkanında bulundurur, satar eder gider ondan belli oranda ne yapar? Hem bir taraftan para kazanmış olur hem bir taraftan da dükkanına insan kazanmış olur. O dükkan sayede dükkanı işleyen bir yer haline gelir. Tamam. Devam ettik. Eğer böyle bir şayet fiyat sınırlaması olacak olsa şunu nasıl tayin edeceğiz? Ben marulu bahçemde yetiştirdim. Lahanayı bahçemde yetiştirdim de satıyorum. Bir top lahanayı düşününüz. Bahçemde yetiştirdim. Bir top lahananın o şekilde böylece bir lahana düşünün fiyatı çarşıda nedir? 10 liradır. Ben onu kaça yetiştirdim? Diyelim ki maliyeti 50 kuruş bulsun. 50 kuruşa yeter diştiğim bir lahanayı ben de yüzde yüz karla satsam kaça satacağım? 1 liraya satacağım. Pekala yüzde yüz karla satsam bile 1 lira satacağımı düşünün. Bu piyasadaki bunun fiyatı nedir? 10 liradır. Çarşıya götürdüm. Ben bunu 50 kuruşa manettim. Dolayısıyla 1 liraya satmak zorundayım desem. bunu alarak satan hiçbirisi satamaz. Ben o malımı bitirinceye kadar herkesin satışı durur. Ondan sonra bitmez. Neden bitmez? Daha sonra ya demin burada adam 1 liraya satıyordu. Allah'tan kork. Sen 10 liraya satıyorsun demez mi millet? Yani yani derdi de bitmez. Bizim memleketimizde fazlaca eşek yoktur. Ben hiç görmedim. Dolayısıyla çocukluğumda sadece bir köylümüz eşek aldı. Adamcağızın gözünün bir tanesinde vaktiyle zannediyorum çivi fırlamış, gözünün birisini zedelemiş. Eşeğe de ata yüksek, zor binilip iniliyor. Eşeğe hazırlamak da kolay, binmek de kolay. Adamcağız eşeğe binip bir yere gidecek. Ama insanların gözü alışık değil ya. Anadolu'da kocaman adam küçük eşeğe biner gider. Dıkıdık dıkıdık tıkıdık, tıkı 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 tarlaya tarlaya gider. Ama insanların gözü orada alışıktır eşeğe. Eşeğin o adamın taşıyacağını bilirler. Bizim onlarda eşek olmadığı için Kocaman atın üzerindeki adamı düşünün. Küçücük eşeğin üzerindeki aynı adamı düşünün. Eşek küçük adam kocaman. Ulan Allah'tan kork çökmüşün hayvanın önü üstüne diyorlar. Hayvan zor yürüyor vesaire. Adam işe binemez hale geldi. Yük yüklüyorsun bu sefer yüke laf ediyorlar. Küçücük hayvana yüklediği yüklere bak diye. Halbuki hayvan fıtratın onu taşıyor. Bir de hayvanın meralarda, çayırda çok orlara bağlıyor, orlarda güdülüyor. Hayvanın bir huyu daha var. Yanından geçen bir tanesi hayvana zırr, tör, bilmem ne hayvan anıramaya başlıyor. Her gelen takılıyor, her giden takılıyor. Yalvarıyor adam ya bırakın şu hayvanı kendi haline diye. Kurtaramadı hayvanı sonunda sattı adam. Hayvan hayvan satıldı ama derdi bitti mi bitmedi. Ondan sonra kimin çocuğu ağlıyor olsa körün eşeği gibi ne duruyorsun diyorlar. O günden aradan 20 yıl geçti hala o laf bitmedi. Ağlayan, zırlayan bilmem ne birisi, birisi oldu muydu ki eşek yeniden hatırlanılıyor. Dert tasa bitmiyor. Onun gibi çarşı pazarda da bu nevi farklı muameleler bitmez. Çarşının kendine ait bir haddi vardır. Lahana diyelim ki bir top sahada kilosu işte 2 liradan, 1 liradan, 2 liradan satılıyorsa, şu kadar top da 10 liradan satılıyorsa, bu adam da bunu 50 kuruşa mal etmişse Cenab-ı Allah ona 950 kuruş kar etme imkanı sağlamış demektir. Bu imkan kendine bırakılmalıdır. Piyasa değerinin üzerinde satılıyor mu satılmıyor mu buna bakar. Bunda da yine İslam hukuku müdahale etmez. Sadece der ki gabn-ı fahiş deniyor. Yani büyük aldanış veya fahiş fiyatla satış deniyor. Müşteriye iade hakkı veriyor. Aldığın malı aşırı karlı bir şekilde aldığın piyasa değerinden aşırı karlı da demiyor. Piyasa değerinden çok daha fazla bir fiyata aldığını anlarsan, satıcıya varıyorsun, arkadaş diyorsun, bu lahananın fiyatı 10 liraymış ya, hadi 12 lira onu bunu anladık ama sen bana 20 liraya ver, ben bu lahaneyi iade ediyorum diyor. İslam hukukuna göre bu adam almıyorum diyemez. Almak zorundadır. Eğer geri almazsa devlet o zaman müdahale eder. Sen bunu fahiş bir fiyata satmışsın, geri almak zorundasın, al der. Bunda bile akdi fasit saymıyor. Bu akit olmaz akit demiyor. Haliyle ne diyor? Yani şöyle olarak geri alacaksın diyor. Şöyle de olur yani insanlar. Müşteri de bunda esasen kusuru vardır. Hiç mi pazarı sormadın? Git lahane oraya bak, buradaki lahane şuraya bak, buraya bak bundan sonra al. Ama sormadın ama o lahana gözüne çok güzel göründü. Veyahut da aldın gittin ya bir daha varacaksın arabaya bineceksin geleceksin bilmem nerede almışsın iade edeceksin bu malı birine dönecek kadar zaten bir de şu kadar para gidecek tamam ben alayım razı olayım diyorsun. Bu da kısaca o aktif faset saymıyor ama müşteriye iade hakkı veriyor. Buna muhayyerlik hakkı deniyor. Gabni fahişte de muhayyerlik hakkı. Haliyle tekrar ediyorum. Çarşıyı bu haliyle bile kendi kendini dengeleyen, Müşteriyi de düşünerek al, satıcıyı da düşünerek sat şeklindeki bir organizenin içerisine sokuyor. Sonra karları birkaç kısma ayırıyor. Bir murabaha akdi deniyor. Murabaha ne demek? Alımı belli, maliyeti belli, satışı belli, kârlı satışın adıdır. Tekrar ediyorum. Murabaha, maliyeti belli, yaklaşık belli diyelim maliyeti yaklaşık belli. Satı karı belli olan karlı satışın adıdır. Tamam. İkincisi nedir şey olarak? Mal ettiğine satıyor. Yani neye mal ettiyse ona satıyor. Üçüncüsü de nedir? Zararına satışın adıdır. Badi'a deniyor ona. Zararına satışın adıdır. Bütün bunları bir satıcı yapabilir mi? Yapabilir. Bir de müsaveme diye bir akit var. Müsavemeli satışlar ne demek? Maliyeti söylemiyor. Dolayısıyla fiyatı söylüyor. Böyle yapıyorsa nedir? Bu pazarlı açık demektir. Pazarlı açık demek olduğu için de adına müsavemeli deniyor. Seveme karşılıklı pazarlaştı demek. Of itim verdi, o fiyat söyledi, bu fiyat söyledi demektir. Ben mal ettiğimi söylemek istemiyorum. Niye söylemek istemiyorum? Demin ki lahana hesabının olduğu gibi 50 kuruşa mal etmişim. Ben bunu 50 kuruşa mal ettim desem bana bir kimse 1 liradan fazla vermez. Hariyle yani çok defa söylemek zorunda değilim. Veya herkes şuna mal ederken ben sebze meyvelerde böyle ama daha ucuz, daha seri üretim bir sistem yakalamışım ve bunu başkasının ürettiğinden daha ucuz bir şekilde üretmeyi başarmışım. Dolayısıyla söylemek istemiyorum. Piyasanın da üstüne çıkmıyorum. Cenab-ı Allah'ın bana takdir ettiği bu karı elde etmek istiyorum. Niye? Buluşum, gayretim. Bazen işten uzaklaşma. İnsanlar hep aynı şeyi yapa yapa çekilip de şöyle bu iş daha seri, daha kaliteli, daha ucuz. Nasıl olur? Bunun araştırması yapmazlar. Ben tutmuşu yapmışım. Sonra da bulduğum bu buluş sayesinde bu malı daha ucuz üretiyorum daha kaliteli üretiyorum, satıyorum. Başkasının kazandığından da daha çok kazanıyorum. Böyle bir imkan. Bunu Cenab-ı Allah bu karı bana nasip ettiyse evet bunu yapabilirim. Buna ne deniyor? Tekrar ediyorum. Müsavemeli akit deniyor. Ama bu teK bu yüzden pazarlığı açıktır. Ne gibi? Kayserli ne demiş? Şey olarak, ne fiyatını bilmiyorsan demiş. Adamın söylediğinin yarı fiyatında mı söyleyemedin? Pazarlık beceremiyorsan, adam 10 diyorsa sen 5 diyeceksin. Orada oradan başlayacaksın. Bazen öyle bir fiyat söylüyorlar ki ben onu teklif etmeye utanırım. Bir bakıyorsun, allem gullem o fiyata da alıyor. Hayır hayret edersin. Ne demek diyorum, Böyle de varmış yani hayatın içerisinde. Yani müşterinin de çok beceriklisi var, satıcının da çok beceriklisi var. Yani onun satamadığını o insan oradan satıyor. Eskiden bir buçuk kiloluk çaylar vardı. Rabia çayı diyorlar. Ona Rabia çayıdır. Adı da Rabia niye İngilizce öyle yazdığı için. Yani bana bir haç çalışmayacağım dedim. Şöyle huzurlu haç yapacağım dedim. Gelen giden tanıdık. O bu hocam işte her gireceğiz. Sen Arapça biliyorsun gel. Gidiyorum. O çayın fiyatı da 25 lira. Ben biliyorum. Normalde 30 liraya satılıyor. Seri satan yerler var. 25 liradan satıyor. Dedim ki o çayı yani şura gideceğimiz yer. Yani doğru 25 lirayı da biliyorlarmış. 25 lira, 30 lira fiyatı marketlerde ama 25 liraya alınıyor. Neyse ben dedim ki adama çayın fiyatı ne kadar? 25 dedi adam şey olarak. Ben dedim ki 25 lira bu böyle satılıyor. Hocam 24'ü olmaz mı? Sor bakalım. Ya ben onu soramam bile. Zaten kendim için pazarlık yapmayan bir insanın soramam. Neyse adam olmaz dedi ya. Bu biliyorsun zaten 30 liradan satılıyor. Adam olmaz dedi tutturdu. Neyse yani ondan sonra Arkada bir satıcı da daha varmış arkada. Hocam dedi biraz sonra ben ya dedim ya bu inat etti. Yani 25 vermek istemiyor. Gidecek dedim. Ver, ver rahat edelim. Ya ben de prensipli bir isim, Vermem dedi. Arkada adam bana seslendi. Hocam bucak o inatçıyı dedi. Ben buradan 24'ü e almış bile karşıda. Adam bizim orada pazarlık ettiğimizi görüyor. Ya, buna vermiş 24'ü. E. Şimdi neticede ad, adam ya ne ediyor ediyor? Ali, o 25 liralık ben isteyemem bile. Niye? Ben o malın 25'ten aşağı pek satılmadığını biliyorum. Adam da makul istiyorsa veririm. Bir de dümdüz de, dediği için haydi haydi veririm. Ama satıcı da alıcı da başarılı. Pekala diye demin dedim. Bir de bir insan maliyetini niye satıyor? Mesela satmış, satmıştır. Akşam olmuştur, yaklaşmıştır veya mevsim sonudur, bir değişiklik olmuştur. Ne olur maliyetine satar, nakide ihtiyacı vardır, bir başka işe çevirecektir. Gün gelir maliyetine satar. Satabilir mi? Elbette ki satar. Hani Nasrettin Hoca oradan mal alıyormuş, aynı fiyata burada satıyormuş. Hoca demişler, hayırdır demişler, ne oluyor? Maliyetine satıyorsun, satıyorum demiş. E bundan ne anlıyorsun sen demiş, ticaret olsun. İnanın bir şey diyeceğim, ticaret olmak kar mıdır? İnanın ki kardır bir dükkanın falan işi yapıyor olarak bilinmesi, satıyor olarak bilinmesi o dükkana, dükkana kıymet getirir. Müşterinin bol olması kıymet getirir. O yüzden müşteriler belli bir yere, belli bir şey için alıştırdılarsa dükkan sahiplerine dikkat edin, hava parası almadan vermezler. Niye? Ben yıllarca emeğimi verdim, buraya müşteriyi alıştırdım diye. Demek ki müşterinin oraya alışması bir karmış. Nasrettin Hoca'nın yaptığı da hepten karsız değilmiş. Para olarak kar etmese bile müşteriyi bağlamaya devam ederek kar etmede bir kardır. Anlaşıldı? Böyle satıyor. Peki hala ucuza niye satıyorlar? Ucuza sattıkları zaman da yine nakitte ihtiyaç vardır veya malın mevsimi geçmiştir. Yaz gelirken ne yapar? Artık yazlık mallar, yani kışlık mallar hemen ucuzlar. Botlar ucuzlar, kabanlar ucuzlar, bilmem ne ucuzlar. Niye? Yaz geliyordur elinde o malları depolamak istemiyor, nakde çevirmek istiyor. Onunla başka şeyin alışverişini yapacak. Bütün bunlara ihtiyaç var mı? Ticari hayatın içerisinde. Evet, bütün bunlara ihtiyaç vardır. Ve dikkat ederseniz çarşı bütün bu yapısıyla kendi kendini bazen maliyetine, bazen karına, bazen zararına döndürür durur. Böyledir. Bir insan vardır. Diyelim ki ev fiyatları olduğu yaşandığı için söylüyorum. Ev fiyatları normalde o günlerde 150, 140, 130 iken tak diye evi 100 liraya sattı. 100 bine sattı. Sonra kendisine dedim ki aradan sonra 2 ay 3 ay geçmişti. Diğer evlerde diğer 3 ay sonra o 140 diyen evde satıldı. 150 diyen ev 140'tan satıldı bilmem ne. Keşke sabretseydin dedim şu olarak. Bu insan sen de 140'a satardın. Yani 100'e satacağını 40 bin daha. Yani birkaç ayın içinde 2-3 ayın içinde de 40 bin artı basit bir gelir değil. Hocam bırak dedi. Ben dedi kafama taktım mı satarım dedi. Taktım mı alırım dedi. Bu arada üç tane ev almış satmış daha fazla kar etmiş. Yani o bekleyip 40 bin edeceğine bu almış satmış almış satmış 50-60 bin lira kar etmiş. Bu ticaretin farklı bir yönü var. Yani ticari zekada normal ne akademik zekadır. Tabiri caizse ne matematik zekadır. Ne duygusal zekadır. Ticari zeka diye ayrı bir zeka olsa gerektir. Vallahu alem. Hani Hakim İbni Hizam radıyallahu anh gibi peygamber efendimiz de bir dinar alıyor. Onunla bir toklu alıyor. Toklu iki koçla değişiyor. Birini bir dinara satıyor. Birini getiriyor. Yarım saatin içerisinde bir koç kar. Peygamber efendimize tık diye getirmiş. Ya Resulallah, bu bir dinarın bu da koçun. Peygamber efendimiz hakim demiş eline para aldım. Niye gittin başkasının koç istedin? Ya Resulallah, istemedim diyor. Ben senin adını da kimseye anmadım. Böyle yaptım. Kar ettim getirdim diyor. Şey olarak, Peygamber Efendimiz diyor, Elime o bir dinarı verdi. Git bunu sadaka olarak dağıt dedi diyor. Sonra ticaretimin bereketli olması için dua etti diyor. Şimdi yerden toprak avuçlayıp satmaya kalsam kar ediyorum diyor. Yani Peygamber Efendimizin böyle birisi için daha duası vardır. Abdullah İbni Ömer ile Abdullah İbni Abbas ticarete, çarşıda, pazarda onu takip ederler. Bir şey alıp satacaksa varırlarmış biz de ortağız. Sermayemizi ortağız. Torun anlatıyor bunu. Dedeme ortak olurlar da diyor. Vallahi diye evden para getirdim diyor. O paranı kadar para daha eve götürürdüm diyor. Üstelik dedeme onlar ortak olurdu. Onlar da böyle kazanırdı diyor. <laughs> Biz de ortağız derlermiş. Ortak olurlar. Niye Allah Resulü ona dua etti diye. O da onları ortak etmekten hoşlanırmış. Bunun şöyle bir güzelliği var. Bu insanların Peygamber Efendimiz'in müjdesine ve duasına inanış güzelliği var. Bu da ayrı bir güzelliktir. Tıpkı Ebu Eyyub el Ensari'nin Allah Resulü'nün İstanbul'un fethi müjdesine inanarak gelip surların önüne dayandığı gibi. Bu yani gerçek bir güzelliktir, Teslimiyette ruh güzelliğidir. Anlaşıldı? Çarşı pazar böylece döner. Ama bu yüzden çarşı pazara tekrar ediyorum müdahale edilmemeli. İnsanlar bu Maliyetine, karlı satışta da maliyet satışlarına, çerçeveler satışlarına hür bırakılmalı. Pazara müdahale edecek eller, hele de kirli eller ise devlet tarafından o eller kırılmayı bil, bilmeli ve pazarın hürriyeti korumalıdır. Tabi e, murabaha akdı dedik. Bunun içerisinde ona bir vurgu yapayım. Murabaha aklı iki türlü. Şimdi murabaha deyince bankaların yaptığı bilindiği için söylüyorum. Murabaha aklı iki türlüdür bir peşin murabaha. Yani ben bu malı diyelim ki 7 liraya mal ettim, 10 liraya satıyorum. Etiket koydum, maliyeti 7 lira dedim. Satışı diyelim ki 10 lira. Ben de baktım, adam 7'ye alıyor, 10'a satıyor, mal ediyor. Bu gayet mal, pazarlık yap. Bu pazarlık yapmamak içindir. içindir. Veyahut da bu malı ne alıyor? Ben 7 liraya mal ediyorum diyor. Ve evi ben 200 bine alıyorum diyor. Bunu sana şöyle vadeyle 240 bine satıyorum diyor. Bu veresiye murabaha. Yani alımı biliniyor, satımı biliniyor, kar biliniyor ama nedir? Vadeli olan. Yani günümüzde sadece murabaha deyince bu şekildeki vadeli satış biliniyor. Hayır, peşin satışın adı da murabahadır. Ya yani murabaha akitlerinde İslam'ın istediği bir şey var. Murabahaya yani oraya fiyat yazan insan dürüst yazacak. Yani 5 liraya mal edip de maliyeti 7 liraya yazmayacak. Maliyetinde şunu düşünebilir. Ben bunu 6 liraya alıyorum. Şöyle şöyle olan şeklinde 1 lira da bunun taş yazması, nakliyesi, ham maliyesi olabilir. Yaklaşık 7 lira diyorum. Buna sıkıntı yok. O yüzden yaklaşık maliyet denilmesi daha doğru bulunuyor zaten dürüstlük açısından. Ama tekrar ediyorum ben bunu 3 liraya mal ediyorum da bunu 7 liraya mal ediyorum deme hakkına sahip değilim. Bu men şena fereysemine bizi altadan bizden değildir hadisinin içerisine girer. Bu insan güvensizlik olur. Ticarette asıl olan güvendir. Güvensizlik çarşıya pazara hakim olmaya başlayınca tüccarlar kıymetini yitirdi. Eğer güven hakim olduğu yıllarda ticaret izzet ve şerefli bir ticaret diyeceğiydi. Meslek idi. Ticaretini genellikle yaraladılar. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh tüccar bir insandı. İzzet ve şeref sahibiydi. Hazreti Osman çok iyi bir tacirdir. İzzet ve şeref sahibiydi. Herkesin takdir ettiği bir insandı. Yine sonraki yılların alimlerinden biliyorsunuz Abdullah İbn Mübarek bunu zaman zaman unutmayasınız diye tekrar ediyorum. Çok iyi bir insandır. Çok cömert ve mücahit alim, fadıl bir tacirdir. Ticaretinde pürüz yoktur. Ebu Hanife rahmetullah çok iyi bir tacirdir ticaretine söz eden hiç kimse yoktur. Bu ve benzeri. Ama günümüzde tüccar deyince kıymet düştü. Veyahut da falan hoca da ticarete başlamış deyince ne oluyor? O da ayağa kaymış. O da gitmiş. Anlaşılıyor. Neden? Ticaretin canını ciğerini okuduk dondan. Halbuki çarşının, pazarın güvene ihtiyacı vardır. İnsanların günah yani bu güvene ihtiyacı vardır. Şöyle diyeyim, tüccarlar olmasa eline ekmek gelmez. Buğdaylar ekilmez, domatesler ekilmez. Erzurum'daki peynir İstanbul'a gelmez. Elbiseler dikilmez. Kapkacak yapılmaz, şunlar yapılmaz. Hayat durur. O kadar önemli, o kadar ciddidir. Ama ne yazık ki yara almıştır. El ele verip bu izzeti ve şerefi yeniden ne yapmalı? Temin etmenin yollarına bakılmalıdır. Bir şey daha burada bilerek son noktayı koyalım. Satıcı müşterinin, müşteri de satıcının bir tacirde diğer tacirin hasmı değil, dostudur, arkadaşıdır, birbirini tamamlayıcıdır. Satıcı olmadan müşteri olmaz, müşteri olmadan da satıcı olmaz. Üretici olmadan hiçbiri olamaz. Satıcı ve müşteri olmadan üretim de çok fazla mana ifade etmez. O zaman kendime yetecek kadar üretirim. Başkasına olmaz. Hepimizin dolayısıyla birbirine ihtiyacı olduğuna göre hepimizin karşılıklı hak ve hukukuna riayet ederek bu çarşı ve bu pazar dönmelidir. Piyasanın en iyi korunması için de Allah Resulü'nün buyurduğu gibi kendi akışına bırakılması asıldır. Gizli açık ellerin fiyatlarla oynamasına izin verilmemelidir. Allah Resulü men ihtekara alel -muslimin. Müslümanlara karşı kara borsa oluşturmaya çalışan kimse tamamen yiyecek gıda hususunda özellikle daraballahu bil cüzami vel iflas bu insanlara Rabbim ya cüzam gibi bulaşıcı hastalıklara döçar eder ya iflasın eşeğine bir gün olur getirir diyor. Bunun gibi çarşı pazarlığa oynamak iyi bir şey değildir. Bu hadis İsnen İbn Mace'nin ticaret bölümünde yer alan isnadı da sahih olan bir hadistir diyoruz. Bununla da noktayı koyuyoruz. Sorularınız varsa cevaplandırıyoruz. Tabi merak ettiğim için sorayım. Ee, Doğu Türkistanlıların çemetingi olabiliyor mu ya? Yağmura rağmen. Aferin. Valla yağmura alışık insan başka oluyor. Karadeniz'de fındık üretimi yapılıyor. Yerliler Fındıklarını topladıklarını satış zamanı satmayıp fiyat artması için bazen senelerce bekletiyorlar. Bu caiz mi? Bu tekrar ediyorum. Yani depolamanın birkaç sebebi olur. Hissettirdim. E, fiyat artması demeyelim de kendi fiyatını bulması diyelim. Kendi fiyatını bulması için bekletilmesinde sıkıntı yok. E, bir de e, fındık gibi, fındık çok zaruri değil yani fındık biliyorsunuz. Mesela buğday çok zaruri bir şeydir. E, bu tip eşyalar piyasada kara borsa çok fazla oluşturmazlar. bu yüzden dolayı yani fiyatını bulsun diye mevsimlere yayılsın diye depolamakta sıkıntı yok. Kara ve deyince depolama deyince biz hemen yani üzerine şey yapıyoruz ama birkaç türlü depolama bekletme olabilir. şu anda o kadar yığıldı ki çarşıya eşya fiyatının altında çoğu da satılmıyor, heba oluyor demek ee, biraz daha uygun zaman, pazarlama zamanını beklemekte sıkıntı yoktur. Ee, fındıklarda da öyle. Fındıklar da çok zaruri, e, zaruretten eşya olmadıkları için genellikle kara borsaya e, meydan bırakmazlar, pirinç buğday gibi olmazlar doğrusunu söylemek gerekirse. Ama diyelim ki bütün fındıkçılar anlatsa, fındığı piyasadan çekerek kara borsa oluşturmaya çalışsalar bu caiz değil. Ama e, fiyatını bulması için bekletmek caiz. Şimdi tabii bir şey daha var. Yani fındıkta e, neredeyse şuna mahkum edildik. E, eskiden mısır yağı bilinmezdi. Yani mısırdan yağ elde edilse de şu kadar mısır değerlendirse der dururdum yani inanın. Yurt dışına çıktım. Yurt dışında hep mısır yağı var. Baktım hep mısır yağı yedim. Yani hormonlu mormonlu da çok fazla bilmiyoruz o yıllarda. Mısır, Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de de, de mısır yağı yayılmış. Halbuki yıllar yılı bu yağ çıkarılıyorsa biz öğrenmeliydik. Bir de ziraat mühendislerimiz sağ olsun bizim neyle uğraşırlar? Daha ziyade devletin bürokrasi işiyle uğraşırlar. Yani buluş yapma, tavsiye etme, şöyle bir şey çok güzel olur diyerek millete ufuk açma, topraklarına bakma, bu topraklar şu güzel yetişir deme böyle bir uyumuz yok. Yıllar evvelden bu mısırı biz çıkarsaydık bu mısır yandan istifade ederdi, kormonlamasını da fırsat kalmazdı yani şöyle. Ama bunu şunun için söylüyorum. Şu anda en iyi yağlardan birisi de fındık yağdır. Neredeyse zeytinyağını hatta teşvik edenler bile fındık yağı son derece kıymetli bir yağdır. Ama ilk çıktığı zamanlar neredeyse mısır yağına fiyatı yakındı. Şimdi zeytinyağının yıkatı fiyatı var. Çok fiyatlandı. Yani onun yerine fındık, eskiden fındıkları daraltın deniyordu. Yani fındıkları sınırlama. Niye Amerika, Avrupa öyle istiyordu? Fındık bahçelerini biz yoldurmaya kalktık. Ya yağ yapın. Yağ yapın. Yağ yapın da satın. Bu kadar kıymetli, bu kadar değerliydi. Yani do dolayısıyla yağlaştırın. Öyle de bir imkan var ama biz henüz Cenab-ı Allah'ın bu ülkeye bahşettiği nimetleri bilmiyoruz. Siyasiler de birbiriyle uğraşmaktan, birbirinin ayağına çelme takmaktan, hele muhalefet mübarek ne derse doğruya da hayır. Yani yer çekimine bile hayır diyecekler neredeyse. O hale geldi ona devam ediyorlar. Ufuk bul. Bunlar bunlar yapılabilir de siyaset üret, ufuk üret, yeni aç yok yok. Gözünün içine bakıyorlar. Hükümet bir şey yapsa da biz de tenkit etsek diye. Evlerde ve depolarda su bulunmadığı dönemde faiş mübaşiret, mübaşiret fiyatıyla Marketten su alıp abdest almak mı gerekir? Yoksa temmüm abdesti mi evladır? Ee, şöyle diyeyim. Ee, fahiş fiyat değil. Yani marketlerdeki su fiyatları fahiş değil doğrusu. Dolayısıyla e, marketlerden su alıp e, abdest almalıdır. Yani bu fiyata biz fahiş fiyat diyemiyoruz. Su fiyatları çok pahalı bir fiyat değildir. Herhalde büyük alırsanız e, litresi bir liraya gelmiyor. Da, dolayısıyla çok fahiş fiyat diyemiyoruz. Tekrar ediyorum. E, su almalı, teyimmim, e, şehir içerisinde teyemmüm yapamaz. Evet. Necaseti olan çamaşır makinede yıkandığında üç defa sıkılması gerekir mi? Yoksa musluktan, ırmaktan sayıldığı gibi sıkılması gerekmez mi? Irmaktan sayıldığı gibi musluklar, yani çamaşır makinede ırmaktan daha akıtıcıdır. Dolayısıyla üç kere devri daim yapması, yıkanması necasetten temizlik için yeterlidir. Çok defa makineler insanın sıkmasından daha iyi sıkarlar. Bunu da bilirsiniz. Yani ayrıca sıkma bölümü olmasa bile. Hmm. Porselenleri güçlendirmek, kıvrılmasını engellemek amacıyla yüzeyinin tamamının kemik tozuyla kaplanması o tabaka yemek yemeye sakıncalı hale getirir mi? Bu kemiğe bağlı. Sığır kemiği ise ve benzeri koyun kemiği ise herhangi bir sakıncası yok. Nokta. Kapitalizmin yaratıcı yıkımı, yeni sınıftan ayrımının son derece acımasız gerçekleri durumu piyasada gerçekleştirmecinin tam rekabet piyasasını işlettiği bugün de devletin müdahalesi gerekli olmaz mı? E, piyasada tam rekabet sistemi olacak olsa tam rekabet şayet e, tam rekabet piyasayı rahatlatır. Yani herkes ona göre mal satar. Ama bu sefer kalite düşürmesine sebep oluyorsa veya içerisine İslami şeyin kalite düşürmek için veya da ucuza mal etmek için İslam'ın razı olmayacağı şeyler katılıyor ise buna cevaz yoktur. Katılmıyor ise normal rekabette sıkıntı yok. Rekabet ne olur? Daha kolay üreteyim, daha rahat üreteyim, daha iyi satayım, daha kaliteli yapayım şeklinde bir rekabet daima faydalıdır. Ben uzun yıllar bir şey hatırlıyorum yani iki firma aynı malda rekabet ediyorlar yani daha ucuza üretim daha ucuz üretim daha ucuz üretim karşı taraf bunu nasıl bu fiyata mal ediyor anlayamaz bir duruma geliyor yani üreten daha iyi daha ucuza üreten Japon malı sonra aradan yıllar sonra yani geçiyor ki aradaki bütün depolamaları kaldırmış yani araba düşünün şimdi daha ucuza üretiliyor vida üretiliyor. Direkt üretildiği fabrikadan arabaya takılmaya geliyor. Yani vidalar, contalar, şu tekerler, şunlar bunlar bir yerde depolanmıyor. Oradan gidip de mal lazım oldukça alınmıyor. Yani birbirine öyle entegre etmiş ki hiçbir arada depo yok, nakliye yok, işçi yok, hambal yok, bilmem ne yok üretildiği yerden çıkıyor, geliyor direkt olarak arabaya dönüşüyor. Depolamayı sıfırladığı için ona mal ediyormuş. Karşı taraf bunu anlayıncaya kadar o işte vida kaça mal diyor şu kaça mal oluyor, teker kaça mal oluyor, cant kaça mal oluyor. Onların hesabını yapıp işin içinden çıka çıkamazken depolamadan kazandığı adamın ortaya çıkmış. Bunun gibi çok garip buluşlar var piyasayı sarsan, yeni ufuklar getiren. Beylerin kravat takması İslami açıdan uygun mudur? Bu beylerin iyi bağlandığını gösterir. Yani. Şöyle diyeyim. İslami açıdan yani kravatın İslami bir tarafı da yok. Garptan gelen bir şey ama bir dini temsil etme şeyi de yok. Yani bir inancı temsil de etmiyor. Yani onun dışında papyon veya araya takılan şey daha çok temsil ediyor. E bu yüzden kravat takmayan birisiyim kabul etmeyen de birisiyim, hoş görmeyen de birisiyim ama kravat taktı diye insan suçlayan birisi de değilim. Eğer bir inancı temsil etmez etseydi o zaman e, kozları başka türlü paylaşırdık. Evet. Cenaze selası bidat mıdır? Okutmamız uygun mudur? Cera, cenaze selasının okunmasında ben fayda, e, fayda olduğu kanaatini taşıyorum. Mahsurlu olduğu görüşünde değilim. Peygamber Efendimiz devrinde yapılmış mı? Hayır yapılmamış. Yani Peygamber Efendimiz devrinde daha ziyade as-salâh denmiş bazen. Veya yani, as-salâtu Bu daha çok niçin kullanılmıştır? Hmm, hüsuf ve küsuf yani ay ve güneş tutulma namazlarını insanları toplamak için onlarda ezan meşru değil. Bu şekildeki üsluplar kullanılmıştır. Ülkemizde ise sala kullanıyor. Bunun için ezan zannedilmesin diye sala kullanılıyor. Bir, İkincisi bir şey daha var. Bu açıdan da ben Peygamber Efendimiz devrinde Peygamber Efendimiz salatü selam kimedir? Peygamber Efendimiz'edir. Peygamber Efendimiz ya çıkın da damların üstünden bana salatü selam getirin e, demesi demese çok uygun değildi. Demezdi, demedi de. Yani kendisine salatü selam getirilmesini emretti. E çünkü Cenab-ı Allah emrediyor. İnne Allahu ve melekatehu yusallun ala'n-nebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima diye. Ee, ama Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah nasıl getirelim diye sorduklarında Efendimiz Allahümme salli ve Allahümme bari öğretiyor biliyorsunuz. ama bu şekildeki bir şey okutmuyor. Peygamber Efendimiz'den sonra Allah Resulü'nü salatü selamla almak, bunu vesile edilmekte bir sıkıntı yok. Bunun ben e, Peygamber Efendimiz salatü selam meşru mu? Meşru. Yüksek sesle getirmekte meşru mu? Meşru. Bunu giderek bir şeyin habercisi haline getirmek meşrumu bunda sıkıntı yok. Yani ben caiz olduğu görüşünü taşıyorum şahsen. Hocam doğan kız çocuğu için bir kurban, erkek çocuğu için iki kurban kesilmesi gerektiği söyleniyor. İslam'da bunun yeri var mıdır? Varsa delil nedir? Vardır, delili de vardır. Evet. Ama bir şey daha vardır. Bağlayıcı değildir. Bir, yani akika kurbanı bağlayıcı değildir. İmkanı ve fırsatı olan keser... Hanefilerde müstahaptır. Şafilerde sünneti müekkettir. Zahirilerde farzdır. Anlaşıldı? Hanefilerde müstahaptır. Neden müstahaptır Hanefilerde? Hanefilerde çocuğa, doğuşuna sevinmek, nimet kabul etmek, bunun şükranisi olarak kurban kesmek gözüyle bakılır. Anlaşıldı? Şafiler ise Allah Resulü'nün yaptığı bir sünnet gözüyle bakıyor. Hanefiler bu gözden niçin bakmıyor? Pekala Allah Resulü kestiyse, Hasan için de kesti, Hüseyin için de kesti. Neden bu gözde bakmıyor? Önceden akika kurban diye kurban vardı. Yine Recabiye diye bir başka kurban vardı. Uthaya kurbanı gelince bunların kaldırıldığı görüşündedir. Anlaşıldı. Ama çocuğun doğuşunu nimet bilmek, sevilmek nedir? Yine müstahaptır. Bu yüzden Hanefi kitaplarında akika kurbanı ile ilgili fıkıh kitaplarında bölüm bulamazsınız. Bu kimde vardır? Tahavide vardır. Tahavide neden var? Tahavi önceden şafiyken sonra hanefi olmuştur. Onun için var. Çünkü şafilerden kulağa alışkın. Dolayısıyla Allah razı olsun bu sayede biz onun izahını buluyoruz. Anlaşıldı? Pekala yani iki kurban bir kurban. Peygamber Efendimiz yani şö şöyle diyeyim. Mesela Hazreti Hasan için iki kurban kestiği biliniyor hakiki olarak. Ama Hz. Hüseyin için bir kurban kesilebiliyor. Demek ki bağlayıcı değil. Yani oğlan çocuğu için de bir kurban kesilebilir. Kız çocukları için bir kurban yani kesiliyor. Ee, şey olarak e, bununla da ilgi bilgi var. Kız çocukları için iki kurban kesile ilgili bilgi yok. Bunun için böyle diyoruz. Yine kız çocukları için kemikleri kırma, erkek çocukları kırmamayla da ilgili bilgi var. Kırılabileceğine, yani daha doğrusu yumuşak mizaçlı olması isteniyorsa teberrüken ve bu arzu ve ümit ve bu niyazla kemikleri kırılır. Sağlam yapılı, savaşçı ruhlu olsun isteniyorsa kemikleri kırılmaz. Bunların ikisi de vardır ama ikisi de bağlayıcı değildir. Anlaşıldı. Tamam. Geldik. Hazreti Ömer'in Peygamber e Efendimiz ve Hazreti Ebubekir ile çelişen görüşleri var mıdır? Her insanın her insanla çelişen görüşleri vardır. Ama böyle bir araştırma yapılırsa caiz değildir. Veyahut da çok iyi niyetle yapılır. Mesela söyleyeceğim. Siz de biliyorsunuz da bana soruyorsunuz gene. Bedir Şeyh esirleri için Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Ya Resulallah diyor. Belki Müslüman olurlar ileride. Belki bunların çocukları Müslüman olur diyor. Fidye karşılığı serbest bırakalım. Hem onların fidyeleriyle bir sürü muhacir evini, barkını terk etti, geldi. Ne olur? Yani onlara bir gelir o kapısı olur. Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Bu görüşü tercih ediyor. Hazreti Ömer ne diyor? Ya Resulah diyor, İslam'ı yok etmeye çalışan bunlar değil mi? diyor. Mekke'de Müslümanlara kan kusturan bunlar değil mi? İşkence eden bunlar değil mi? diyor. Buraya kadar İslam'ı yok etmek için gelmediler mi? Ellerine fırsat geçseydi bunların diyor. Hepsi bizi yok etmeyecek miydi? Hepsini gebertelim diyor. Gebertelim ben diyor. Üstelik, bundan sonrası çok önemli. Üstelik herkes kendi sülalesindeki adamın başını vursun diyor. Ve Rabbim bilsin ki bu kalpte onun sevgisinden başka sevgi yok diyor. Ne ana baba, ne kardeş, ne sülale, ne akraba hiçbir sevgi yok diyor. Bir tek Allah sevgisi var diyor. Pekala yani burada Peygamber Efendimiz de Ebu Bekir fidye tarafını tercih ediyorlar. Hazreti Ömer bu alçakları götürelim mi tercih ediyor. El hayru fi Şüphesiz yani cereyan eden de hayır vardır. Ama Cenab-ı Allah Hazreti Ömer'in bu bıçak gibi keskin hak ve batılı ayıran bu görüşünü takdir ediyor. Ayet ne vardır bu? Ömer'in desteklendiği görüşlerdendir. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh Hudeybiye'yi kolay kabul edemiyor. Yola o gün sonra diyor ki kendisi anlatırken orada kalçalar sonra bu da tasdik Gene tasdik edileceğini zannediyor. Ama öyle olmuyor. O günleri, o günkü huysuzluklarımı hatırladıkça hala tevbe ediyorum. Hala mağfiret diliyorum. Hala sadaka veriyorum diyor. Yani o aşırı gittiğini söylüyor. Beşeriz yani biz doğruyu bulmak istiyorsak Hırçınlığımız bile doğru isense, doğruyu görünce ne olur? Bütün sular durulur. Mekke'ye haber uçarmaya çalışan Hatip, o ortaya olduğu mektubu gönül olduğu çıkınca Hazreti Ömer nedir? Boynunu vurma taraftarıdır. Nasıl Müslümanları bir sırrını Mekke'ye aktarmaya çalışır? Hatip ne diyor? Ya Resulullah diyor. Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum diyor. Ve ben her şeyle bir Müslümanım. Ama diyor herkesin Mekke'de ailesi var. Mekke'de sülalesi var. Benim çoluk çocuğum var, sülalem yok diyor. O Mekkeli değildir, asıllı değildir. Kendi ailemden çoluk çocuğumdan başka kimsem yok diyor. Belki savaş çıkınca onları korurlar diye ümit ettim diyor. Varacağız nasıl olsa savaş olacak korurlar diye ümit ettim diyor. Ama bu yine büyük bir hatadır. Hatabın da çok büyük bir hatadır. Çok büyük bir hatadır. Dünya kadar kan dökülebilirdi. Mekkeli savaş hazır olsaydı Dünya insan ölebilirdi. Bu açıdan büyük bir hatadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer yani yaşatmayalım deyince bu hıyaneti yapanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Ömer diyor. O Bedir gazisidir diyor. Cenab-ı Allah Bedir gazilerin bütün geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir diyor. O Bedir gazisi diyor. Hazreti Ömer Bey'e gözleri doluyor. Bu kadar müsamaha Bedir gazilerinin bu kadar fazileti ve Allah Resulünün bu derece vefası. Kısaca elbette ki bu güzellik ya bu güzellik yaşanıyor. Şöyle diyeyim. Bazen samimi insanların öfkesinde bile güzellik vardır. Farklı görüşünde bile güzellik vardır. Evet. Katılım Bankası'nda hesap açmak, kar payına ortak olmak siz için siz ne söylersiniz? paranız bol galiba derim. Şimdi. Katılım Bankası deyince biz iki taneyi kastediyoruz. Bir, Kuvvet Türk. iki Albaraka. Bunun dışında vakıf katılım var. Ziraat katılım var. Uygulamaları da fena değil. Bir taraftan açtılar değil seviliyoruz. Niye? Faizli sistemden faizli sisteme kapı açışı. Bu güzel bir şey. Ama öte taraftan tavsiye edemiyor. Niye? Faizden gelen karla buradan gelen kar birleşiyor diye. Anlaşıldı? bunu. Türkiye finansı biz katılım bankası sayamıyoruz. Niye? Kaydı. Bankaların yaptığı her şeyi artık o da yapıyor. Bu yüzden. Yine bir şey daha. Katılım bankası gözüyle baktığımız Kuveyt Türk'te Albaraka da isim veriyorum. Belki vermemek lazım ama verilmesine fayda var. Çünkü aleni yine de bulanık akitler yapıyorlar. Bu yüzden yaşamaları da lazım. Buna ihtiyaç da var. Bu yüzden katılım bankasına para yatırılabilir. Oradan edilen kar payı alınabilir. Ancak kar payı olarak 100 lira aldıysanız 25'ini dağıtacaksınız. Mahsurlu yoldan geldiği kana %25 oranında en az mahsurlu yoldan para girdiği kanaatini taşıyorum oraya. Niye? O, uygun olmadık şeyler yapıyorlar. Ben de tatil yani para bir öğrencinin bir yıllık ders alacak, ücret ödeyecek ya, ya dershaneye. Onu satın alıyor sonra öğrenciye satıyor. Bu alıp satılan bir şey değil ki. Gerçekleşmemiş bir şey de değil. Bunun manası sen öğrenciye diyelim ki 10 bin lira veriyorsun, 15 bin lira diye geri alıyorsun demek. Bunun bir ayak oyunları var. Altın hesaplarında da ayak razı olmadığımız şeyler var. Yine ve benzeri yani gibi olmadık umre satın alma, umrenin nesini satın alıyorsun ben anlamadım. Bunun gibi razı olmadığımız, hoş bulmadığımız, doğru bulmadığımız şeyler var. Yani alışveriş şekilleri var. Onun için e, kar payına hesap yatırabilirsiniz desteklenmesi de gerek destekleymiş olursunuz böylece. Ama gelen paranın karın diyorum, bütün paranın demiyorum. Yani size yüzde yüz lira kar vermiş derse diğer ifadeyle verilen karın yüzde yirmi beşi mahsurlu yerden geldi kabul ederek ne yapıyorsunuz? Onu sadaka olarak dağıtıyorsunuz. Fakirlere, vakıf ve derneklere ve benzeri. Tamam. Kitap alıp hediye ediyorsunuz. Evet. Parası o kim o, bol olan... Kimse bilelim ona göre evinin de yerini bilelim falan parayı nereye sakladığını aldım. Hadi Allah'a emanet olun.